sevgili öğrencilerim. Şimdi yeni bir konuyla tekrar karşınızdayım. Çocuklar, bu konumuzun adı zihinden toplama işlemi. Evet çocuklar, doğru duydunuz. Zihnimizden toplama işlemi yapacağız. Ama onun öncesinde benim sizden istediğim bir şey var. Beşer ritmik sayma, ikişer ritmik sayma, onar ritmik saymaları ezberlediniz mi? Aferin size, aferin. Ezberleyenlere yıldız veriyorum buradan. Gönderiyorum yıldızlarımı, yakalayın. Yakalayın yıldızlarımı. Biraz da öpücük. Oh, aferin size. Evet çocuklar, burada şimdi sizinle beraber size öğreteceğim iki tane taktiğim var. Bu taktikleri eğer bilirseniz daha hızlı işlem yaparsınız zihninizden. Daha pratik olursunuz. Yine parmaklarınızı kullanabilirsiniz. Ama zihninizin nasıl çalıştığını, bakın buradaki gibi. Ben buraya bir tane beyin yaptım, gördünüz mü? Düşünce bulutunun içerisinde. Şimdi size bu öğrettiğim taktikleri yaparsanız çok rahat toplama yapacaksınız. Şimdi tahtaya bakın bakalım. Çocuklar, ben bunlara ikiz toplananlar diyorum. Bu benim bulduğum bir şey. İkiz toplananlar. Ne demek? Bu toplananla bu toplanan aynı. O yüzden ben onlara diyorum ki siz ikizsiniz benim için. İkizler birbirlerine çok benzerler ya. Birbirlerini çok benzedikleri için, aynı rakamdan oluştukları için ben onlara ikizler diyorum. Bu ikizlerin toplamını bilin çocuklar. Öğrenin. Eğer öğrenirseniz bu defa işlem yaparken daha hızlı, daha pratik işlem yaparsınız. 0 artı 0 ne yapıyor? 0. Aferin. Peki 1 artı 1? 2. Aferin. Peki 2 artı 2? Bravo. 4. Peki 3 artı 3? Bir şey fark ettiniz mi? 6. 4 artı 4? 8. Fark ettin mi? Tamam, biraz daha bekleyeyim o zaman. 5 artı 5? 5, 5. 10. Evet. Çocuklar, buradan itibaren fark ettiniz mi? İkişer ikişer gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10. Devam edelim. 6 artı 6? 12. Doğru söylüyorsun. 7 artı 7? 14. 8 artı 8? 16. Evet. 9 artı 9? 18. Ve bu. 10 artı 10? 10, 10. 20 değil mi? Onar onar sayarken o şekilde de yapabilirsin. 10, 20. 10, 20. Kaç yaptı? 20. Evet çocuklar, fark ettiniz mi? İkiz toplananlar. İki toplamları ikişer ritmik gidiyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. İşte bunları öğrenmenizi istiyorum. Tamam mı? Öğrenirseniz daha rahat işlem yaparsınız. Şimdi buraya geldim. Burada da size istediğim şey çocuklar. İki tane rakam belirleyeceğiz. Rakam neydi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar bizim rakamlarımızdı. İki rakam bir araya gelecek ve bu iki rakamın da toplamı 10 olacak. Şimdi 1 artı 9 kaç yapar? 10. Doğru söylüyorsun. Devam edelim. Peki 2 artı 8 ne yapar? 10. Doğru söylüyorsun. Demek ki 1 artı 9 10 yapıyormuş. 2 artı 8 10 yapıyormuş. Buraya gelelim. 3 artı 7 kaç yapıyor? 10. Doğru. Devam edelim. Peki 4 artı 6 ne yapıyor? Evet. 10. Devam edelim. 5 artı 5? 5, 10. Ritmikten gelsin aklına. Evet. 10.
Peki 10 artı 0, 10. Ayna gelmiş karşısına. Kendisini gördü. Toplam 10. İşte toplamı 10 olan sayıları da öğrenmenizi istiyorum. Ve toplamı 20 olan sayılar var. Onu da şimdi göstereceğim bakın. Burada 1 var. Buraya 11 yazıyorum. 11 artı 9. Toplamı kaç yapıyor biliyor musunuz? 11'in üzerine 9 ekleyin. Bekliyorum. Videoyu durdur ekle o zaman. Tamam sen ekle bekliyorum. Tamam bekleyeceğim seni. Tamam yapabilirsin. 20. Evet. 20. Peki buradaki 2'yi alıyorum. Diyorum ki 12 artı 8 toplamı ne yapar? 20. Evet. Devam edelim. Peki. Devam ediyorum burada. 13 artı 7 toplamı ne yapar? 20. Bunlar da kanka. Kanka bunlar da. Toplamı 20 olan kankalar. Devam edelim. Bakıyorum burada 4 gördüm. Hemen diyorum ki 14 artı 6 eşittir. Ne yapar? Sen söyle. Ne yapar? 20 kanka. Evet. Devam ediyorum. 5 artı 5. 10 yapıyor. Evet 10 yapıyor. 5'in yerine ne yapıyorum? 15 artı 5 diyorum. Zaten bu 5'er 5'er ritmikten de aklınıza gelebilir. 15'in üzerine 5 daha eklersem 5, 10, 15, 20. Doğru söylüyorsun. Toplamı neymiş kanka? Toplamı 20. Peki ben onu aynen yazdım. 10 artı 10. Ne yaptı? 10 artı 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 10 artı 10 da neymiş çocuklar? 20. İşte çocuklar toplamı 10 olan sayılar. Toplamı 20 olan sayılar ve ikiz toplananlar. Bunları bilirseniz zihinden toplam işlemi yapmak daha rahat olacaktır sizin için. Anlaştık mı? Anladın mı? Çok sevindim. Şimdi o zaman birkaç tane örnek yazayım. Olur mu? Tahtayı temizleyeyim. Şimdi zihinden toplama işleminin bir kolay taktiğini daha öğreteceğim size. Nasıl oluyor da rahatça topluyorum. Göstereyim. Mesela dedim ki işte 7 artı 1. Şimdi 7'nin üstüne ben bir tane sayı ekleyeceğim. Sadece 1. Peki 7'den sonra gelen sayı ne? 7'den sonra gelen sayının üzerine bir sayı ekliyorum ben. 7, 8. Tık. 8 diyorum. Tamam mı? Mesela 9 artı 1. 9 artı 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 ekledim. 10. Mesela 3 artı 1 ekle. 3'ten sonra gelen 4. Evet bu taktik 1. Koy cebine. Koy 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 cebine koy. Lazım olur. Koy kullanırsın. Şimdi buradan devam edelim. Mesela ben dedim ki size çocuklar. Yani bir tane toplananlardan birini küçücük vereceğim. Birini büyük vereceğim. Tamam mı? Orada da taktik 2. 15 artı 3 dedim. Şimdi toplananlardan biri kocaman büyükmüş. Diğeri küçücük. Küçük kadar üstünü zihnimden sayıyorum. Tamam mı? 15, 16, 17, 18. Ya da şöyle yapabilirsiniz. Parmağınızla da dokunabilirsiniz. 3 defa dokunacağız değil mi? 15, 16, 17, 18. Cevap neymiş o zaman? 18. Bu şekilde de yapabilirsiniz.
Yine toplananlardan birini kocaman vereceğim. Birini küçücük vereceğim. Mesela 18 artı 2. Sadece 2 ekleyeceğiz üzerine. Toplananlardan biri küçük. Bak, küçücük. 18. Hemen yapıyorum. 19, 20. Hızlıca topladım. Devam ediyorum. Bakalım bunu yapabilecek misiniz? 8 artı 8. İkiz toplananlardan. Ne yapıyorduk? İkiz toplananlardan. Evet, bunu öğrenin demiştim size bak. Bunu görür görmez, şöyle çok uzaktan bile görürsen hemen hop yaparsın. Niye? Çünkü sen bunun artık Canan öğretti sana. Sen bunun ikiz toplananlar olduğunu biliyorsun artık. Değil mi? Evet, o zaman hemen şipşak buna 16 dersin. Değil mi? Der misin? Dersin. Dersin, dersin. Aferin sana. Devam ediyorum. Mesela 7 artı 3 dedim. Bir kankalık hissettim. Sanki kanka olan iki rakam bunlar. Hangi kankalar bunlar? 10. Evet, 10. Hemen gördüm. Görür görmez tanıdım. Baktım, tamam dedim ya. Sen kankasın dedim. Kanka iki rakam yan yana gelmiş. Toplam 10. İşte bu şekilde çocuklar çok rahat bir şekilde zihninizden toplama işlemi yapabilirsiniz. Toplama işlemini zihninizden yapabilmeniz için çocuklar önce normal toplama işlemini bol bol yapmanız gerekiyor. Bunun için acele etmeyin. Sadece çalışın, çalışmaya, üretmeye, okumaya ve yazmaya devam edin. Sizi seviyorum. Bir sonraki derste görüşürüz.